Dördüncü sınıf fen bilgisi dersi, ikinci dönem birinci örnek yazılı soru ve cevaplarını birlikte yapmaya çalışalım. İlk bölüm doğru yanlış ifadeleri, 10 tane ifade 10 puandan oluşuyor. İsterseniz durdurun, kendiniz çözün, daha sonra buradaki puanınızı çözümlerimizle birlikte hesaplayabilir. Bizimle ve diğer arkadaşlarınıza yorum olarak paylaşabilirsiniz. Birincisi ses titreşimler sonucu oluşur. Yani sesi şöyle özetleyebilirim. Bir gölete, bir birikmiş bir suya taş attığın zaman dalga dalga halinde gider ya, işte o şekilde sesin oluşumu vardır. Titreşimler sonucu oluşur. Titreştiğini şöyle de fark edebilirsin mesela. Elini boğazına götür ve konuşmaya başla. O durumda tabii biraz bastırdığın zaman her konuştuğun seste biraz titreşim çıktığını da fark edebilirsin. Doğru bir bilgi D harfini yazdık. Hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız cisimlere alet denir. Aletler sayesinde hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Pense gibi, çekiç gibi, tornavida gibi D yazdık buraya da doğru. Megafon ve hoparlör sesi şiddetini azaltmaz, aksine arttırır. Megafonla, hoparlörle sesin şiddetini yükseltebilirsin. Arttırır diyorsa maalesef yanlış bir bilgidir. Şekil değişikliğine neden olan kuvvet ortadan kalktığında tüm cisimler eski haline döner. Hayır, esnek cisimler sadece eski haline döner. Sen kalemi kırdığında kuvvet ortadan kalkıyor. O kalemi elini çek bakalım. Eski haline geliyor mu? Ya da topla camı kırdın. Ya da taşla kırdın camı. O kuvvet ortadan kalktığı zaman eski haline geliyor mu? Ama durum lastikte böyle değil. Ya da süngerde böyle değil. Bak tüm cisimler dediği için bu olmaz maalesef. Hemen yanlış dedik buraya da. Ayna, reflektör, çelik gibi maddeler ışık kaynağı gibi gözükseler de aslında değillerdir. Bunlar ışık kaynağı değildir. Aydınlatılmış cisimlerdir sevgili öğrenciler. Reflektör özellikle bakarsın ona ışığı varmış gibi görürsün. Reflektörü arabalar arıza yaptığı zaman arkasında bir işaret olur. Arkasına bir işaret koyarlar. Çünkü akşam olunca gece arkadan gelen araç farıyla birlikte onu daha iyi görebilsin diye. Bunlar ışık kaynağı değildir. Üzerine gelen ışığı yansıtırlar. Sevgili öğrenciler aslında değillerdir diyor. Kesinlikle doğru bir bilgi. Karışımlar oluşturan maddeleri birbirinden ayırmamız mümkün değildir. Olur mu öyle şey? Su ile tuzu ben ayıramaz mıyım birbirinden? Buharlaştırırım, su gider, tuz kalır mesela. Ya da demir tozuyla samanı ayıramaz mıyım birbirinden? Mıknatıs yardımıyla. Ya da samanla çakılı ayıramaz mıyım yüzdürme yöntemini? Tabii ki ayırabilirim. Mümkün değildir diyor. Maalesef yanlış bir bilgi. Sıcak olan madde soğuk olan maddeye ısı verir. Isı alışverişinden bahsediyor burada. Sıcak olan soğuğa maddeye doğru diyor. Isı verir kesinlikle. D harfini de yazdık. Thomas Edison telefonu icat etmemiştir. Graham Bell etmiştir. Thomas Edison ampulün icadını yapmıştır sevgili öğrenciler. İcat etmiştir diyorsa yanlış bir bilgi Y harfini ekledim. Mıknatıslarda ayrı kutuplar birbirini çeker. N harfi ve N harfi kuzey kuzey ya da güney güney birbirini çeker mi? Hayır, kesinlikle birbirini iter demesi gerekiyordu. Yani iki tane kuzey kutbu N N ya da iki tane S S güney bunlar birbirlerini çekmezler. İterler olması gerekiyordu. Çeker diyorsa yanlış bilgisini ekledik. Gazların hacmi ve kütlesi yoktur diyor. Ya şimdi burada madde gelsin aklına. Maddenin şartı nedir? Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir, değil mi? Gaz olan madde yok mudur maddenin hallerinde? Katı olan madde vardır, sıvı olan vardır, gaz vardır. Mesela su buharı. Su buharı için ne deriz? Maddenin gaz halini örnektir deriz. O zaman maddenin gaz halini örnekse demek ki gazların da hacmi ve kütlesi kesinlikle vardır. Belirli bir hacmi ve kütlesi yoktur desek belki olabilir ama gazların, sıvıların, katıların vardır kesinlikle yoktur diyorsa yanlış bir bilgi. Bu şekilde yaptıysan 10 puan olarak hesaplayabilirsin. Yazılımızın bu bölümünde doğru yanlış ifadelerini geçtikten sonra boşluk doldurmalar var. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. 10 çarpı 1 yaptığın her doğru için 1 puan olarak hesaplayabilirsin. Tabii bu tarz sorularda kelimeleri baştan sona kadar okumakta fayda var. Işık kirliliği, gram, bel, meşale, iter, yapay nabız, egzersiz, saf madde, karışım, ateşi, ışık, enerji, çeker, Thomas Edison.
ve işitme cihazı. Mıknatısın zıt kutupları birbirlerini çekerler sevgili öğrenciler. Yani güney kutbuyla kuzey kutbunu zıt olan kutupları birbirine doğru getirdiğim zaman birbirlerini çekerler. Aynı kutuplar ise birbirlerini iterler. Buraya bizim çeker kelimesini getirmemiz gerekiyor. Kalbin kanı damarlara pompalarken damarlarda yaptığı etkiye nokta nokta denir. Bakın nabız kelimesini hemen getirmem gerekiyor. Kalp kanı pompalarken damarlara yapmış olduğu etkiye nabız denir tabii ki. Işık bir nokta nokta çeşididir. Sevgili öğrenciler, ışık ve ses bunlar madde değil, bunlar bir enerjidir. Enerji çeşididir. Buraya enerji kelimesinin gelmesi gerekiyor. Bir diğeri, aşırı ve gereksiz aydınlatma nokta noktaya sebep olur diyor. Aşırı bir şekilde aydınlatma, gereksiz bir şekilde aydınlatma yaparsan ortaya bir ışık kirliliği çıkar. Buraya da ışık kirliliğini getirmem gerekiyor. Mum ve kandil nokta nokta ışık kaynaklarına örnektir. Mum ve kandil sevgili öğrencilerim bunlar insanlar tarafından yapıldığı için yapay ışık kaynaklarına örnek olarak gösterilebilir. Buraya da yapay kelimesini getirdim. İnsanoğlunun aydınlatmada kullandığı ilk teknolojik alet tabii ki meşaledir. İnsanlar ilk olarak meşale, bir tane sopanın ucuna şöyle bir çanak yapıyorlar. O çanağın içerisine ağaçlardan çıkan reçenelerle birlikte orada ışığı sağlayıp önlerini görüyorlar sevgili öğrenciler. 7 numara, içerisinde kendinden başka madde olmayan maddelere, yani kendinden başka madde yok, bir madde var, saf madde var içerisinde. Tek bir madde varsa saf madde, içerisinde birden çok saf madde varsa bunlara da karışım diyorduk. İlk insanlar aydınlatma aracı olarak ateşi kullanmışlardır. Ateşi kelimesini de hemen buraya getirdim. Ampulü Thomas Edison bulmuştur, icat etmiştir, getirdik hemen. İşitme güçlüğü çeken insanlar nokta 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 sayesinde rahatlıkla duyabilmektedirler. İşitme ile ilgili bir kelimenin gelmesi gerekmiyor buraya. İşitme cihazı sayesinde rahatlıkla duyabilmektedirler. Bu şekilde yaptıysan 10 puan olarak hesaplayabilirsin. Yazılımızın C bölümünde geçmişten günümüze kadar kullanılmış aydınlatma cihazlarını sıralayınız diyor. Bize baktığımız zaman gaz lambası, yağ lambası, mum, ampul, meşale, tasarruflu ampul ve ateşten bahsediyor. Şimdi sevgili öğrenciler bakın öncelikle ateş olması lazım. Hani ateş kontrolsüz bir ışık ama meşale kontrollü bir ışıktır. Meşale ateşe göre daha teknolojiktir. Yani ateşi her yerde yakabilirsin. Meşale için onun ucuna bir işte sopa gibi bir şey bulacaksın. Üstüne bir demir gibi bir çanak yapman gerekiyor. İçerisine reçene koyman gerekiyor. Bitkiler, ağaçlarda bulunan. Dolayısıyla ilk başta ateşin olması gerekiyor. Hemen bir numaraya ateşimizi getirdik. İki numarada meşale. Tabii bazı sıralamalarda meşaleyle başlar. Orada ateş yoksa meşaleyle başlayabilirsin. Ateş ve meşaleden sonra lamba kısımlarına girelim. Tabii ki bakın. Ampul ve tasarruflu ampul bir kere elektriğin icat edilmesi lazım. Yani artık 18. 19. yüzyıllar. Bunları sona saklayalım sevgili öğrenciler. Ne kaldı burada? Gaz lambası, yağ lambası ve mum kaldı. Baktığımız zaman burada lambalardan, pardon ondan önce içerisine herhangi bir yağ da koymasın, gaz da koymasın ve mumu hemen getirdik. 3 numaraya da hemen mumumuzu getirdik. Daha sonra gaz lambası ve yağ lambası. Şimdi gaz lambası bir petrol ürünü olduğunu unutma. Yağ lambası dediği de yani yağı sen orada hayvanlardan elde edebiliyorsun. Dolayısıyla yağ lambası gaz lambasına göre daha eskidir. Çünkü gaz lambası dediğin şeyin bir petrol ürünü olması gerekiyor. Petrol ürünleri de hayvan yağlarına göre çok daha sonra bulundu. Gaz lambasını da hemen buraya getirdik. Ondan sonra ampulü getirebiliriz. Sarı ampuller ve son olarak da tasarruflu ampuller. Yani floresan lamba. İşte sonra halojen lamba, led lamba diye ilerler. Bu şekilde sıralama yaptıysan 7 puan daha hesaplayabilirsin. Sırada çoktan seçmeli test sorumuz var. Her soruyu 3 puan şeklinde hesaplayabilirsin. Birinci sorumuz aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden hangisi doğrudur?
Yani burada bir sokak bahçe aydınlatılması var. Sokak aydınlatılmasında niye gökyüzünü aydınlatayım ki? Burada da sağ taraftan gökyüzünü aydınlatıyorsun. Burada da sağ tarafı aydınlatıyorsun. Ya bunu aşağı doğru çevirmen lazım değil mi? Aşağı doğru çevireceksin ve üstüne de bir siper katman gerekiyor. Yanıtım A seçeneğidir tabii ki. 2 numaralı sorumuz. Çalışma masamızda ters çalışırken ışık nereden gelirse doğru olur. Şimdi ışığın bir kere önden gelmemesi gerekiyor. Gözümüzü alabilir. Işığın arkadan gelmesi gerekiyor sevgili öğrenciler. Şimdi burada hani genelde sol arkadan tabii ki gelmesi gerekiyor. Doğru cevap B seçeneği ama eğer sağ elinle yazıyorsan ki bizdekilerin de %95'i de sağ elle yazar neredeyse. Sağ elle yazıyorsan sol arkadan gelmesi gerekiyor. Tabii solaksan bu özel bir durumdur ama o durumda sağ arkadan diye hesaplayabilirsin. Ama bunun cevabı sol arkadan olması gerekiyor. Yanıt D seç. 3 numaralı sorumuz bir test sorusu. 3 puan olduğunu biliyorsun. Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor. Gökyüzünü aydınlatarak ışık kirliliğini önleyemezsin. Mesela gözüne ilk çarpanlardan birisi. C seçeneğini eledim. Gündüz vakitlerinde lambayı neden açıyorsun? En güzel, en büyük lambamız bizim güneş değil midir? Gündüz vakitlerinde lambayı açarak ışık kirliliğini önleyemezsin. Zaman ayarlı reklam panoları kullanmalıyız diyor. Kesinlikle doğru. Yani D seçeneğine de bakabiliriz burada. İyi aydınlatma elde etmek için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız. Fazla ışık kaynağı kullanırsan ışık kirliliğine sebep olursun. Zaman ayarlı reklam panoları kullanmalıyız. Yani sürekli yanan değil de işte arada bir yanan 5 dakikaya bir, 10 dakikaya bir artık onun ayarlamasını yaparsan. Sürekli yanarsa orada bir ışık kirliliği olur ama onun bir zamanı vardır. 10 dakika, 15 dakika, 5 dakika, 20 dakika neyse zaman ayarlı ekran panoları kullanarak ışık kirliliğini önleyebilirsin. Yanıtım B seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz boş bir sürahinin darası 450 gram içerisindeki suyun net kütlesi 1675 gram olduğuna göre brüt kütle kaç gramdır? Tabii ki buradaki kavramları da bilmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Dara kabın ağırlığı demektir. İçerisindeki ne koyduysan artık su mu koydun, pekmez mi koydun, kolonya mı var? Onun ağırlığı da net kütledir. Brüt kütle dediği ikisinin toplamıdır. Yani dara artı içerisindeki madde neyse. Şimdi bazıları öğrenciler burada çıkarma yapmaya meyilli. Tabii çıkartılarak da sonuca ulaşılıyor ama ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor sevgili öğrencim. Şimdi burada bir sürahi çizeyim. Şu şekilde bir sürahimiz olsun bizim ya da kabımız olsun. Diyor ki bana buradaki kabın şu şekilde ağırlığı 450 gramdır. 450 gram olarak yazdım. Bir de içerisindeki suyun net ağırlığı. Yani sadece suyun ağırlığından bahsediyor sevgili öğrenciler. İçerisindeki suyun net ağırlığı şuradan da bir ok çektiğim zaman 1675'i buluyoruz. Dediğim gibi buradaki tanımlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Brüt kütle nedir biliyor musun? Brüt kütle net kütle artı darayla bulunur. Yani bizim burada çıkarma değil, toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Benden oradaki kabın ağırlığıyla içerisindeki maddenin toplam ağırlığını istiyor. 1675 gram, daramızda 450 gram. İkisini hemen topluyorum. Çünkü çıkartırsan sonuçlarda var. Bak 1205 mesela. Pardon, 1225 mesela. Seni bekliyor orada. Güzel bir çeldirici. Toplamamız gerekiyor burada. 5 0 daha 5 eder. 7 5 daha 12'nin ikisi elde var. 1 6 4 daha 11 de elde. 11'in biri elde var. Bir de eklersen 2125 gram olacak. Yanıtım C seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Ses tıpkı bir ışık gibi enerji türüdür. Kesinlikle doğru. Ses her yönde yayılır. Doğru diyorsun. Birini tam ortaya oturtun ve onun çevresinde daire şeklinde diğer arkadaşlar da dizilsin. Ortadaki konuştuğu zaman bütün arkadaşları duyar. Bu sesin her yöne yayıldığının kanıtıdır, deneyidir. B seçeneği de kesinlikle doğru. Sesin kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar. Hayır. Yani sesin kaynağı şurada mesela. Şu şekilde sesin kaynağı var. Sen bundan uzaklaşıyorsun. Bir cin hali çizeyim mi şöyle? Sevgili öğrencim. Sesin kaynağı. Burada şenlik var, düğün var. Ben bu şenliğe meraklıyım. Şöyle gidip ne olduğuna bakıyorum. Oraya geldikçe sesin şiddeti artıyor, değil mi? Daha sonra işim çıkıyor benim. Ben gidiyorum artık. Başka yerlere şöyle uzağa uzağa gittim. Dolayısıyla sesin kaynağından uzaklaştım. Sesin şiddeti artar mı? Hayır. Daha az duyuyorum. Ve belli bir süre sonra da hiç duymam. Yanlış olan C seçeneğindedir tabii ki.
Bazı varlıkların ürettiği sesleri duyamayız. Böcek de ses çıkartıyor. Sen hepsini duyuyor musun? Ya da yılan sürünürken ses çıkartıyor. Sen duyuyor musun onu? Atıyorum. Yani tüy mesela yere değdiği anda çok ufak da olsa bir ses çıkartıyor. Her şeyi duyamazsın. Onun belirli bir frekans aralığı var. D seçeneği de yine doğrudur. Yanlış olan burada C seçeneği. 6 numaralı sorumuz 3 puan değerinde. Tuzun su içinde kaybolması olayı. Çocuklar hep buna erime diyorlar mesela. Yanlıştır tabii ki bu. Erime nasıl olur biliyor musun? Katı bir madde sıvı hale geçince erime olur. Diyor ki şeker diyor katı diyor sıvı hale geçti. Hayır sıvı hale geçmiyor. Sıvı hale geçmiyor da. Şeker içerisinde karıştıra 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 çözünüyor. Suyun içerisinde çözünüyor. Hani halk dilinde bunu erime erime diye kullanırsın. İşte şeker eridi dersin mesela. Tuz eridi dersin içerisinde ama erime olayı o değildir. Biz ona çözünme diyoruz. Amana dikkat edelim. Güzel bir çeldiricidir erime. Olmaz yani. Katı bir maddenin su içerisinde kaybolmasına, özelliğini yitirmesine demiyorum bakın. Tamamen kaybolmasına. Mesela çayına şekeri doldurdun, iyice bir karıştırdın, şeker kaybolmuyor. Çözünüyor sadece. Gözle görülmeyecek hale geliyor. Tuz da böyledir. Tuzu da suyun içerisine atarsın, iyice bir karıştırırsın, tuz artık yok olur. Ama içtiğin zaman tadını bulursun orada. Doğru cevap katı bir maddenin su sıvı içerisindeki gözle görülmeyecek kadar kaybolmasına erime değil çözünme diyoruz. Amana dikkat edelim. Yanıtım D seçeneği. 7 numaralı sorumuz aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi özellik bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Mum, yıldızlar, güneş, şimşek. Yani ışık kaynaklarını biz yapay ışık kaynakları ve doğal ışık kaynakları olarak görürüz, değil mi? Doğada kendiliğinden oluşan yıldız bir insan mı yakıyor onları? Hayır. Güneş mesela. Güneşin de bir yıldız olduğunu unutma bu arada. Şimşek. Yani bunlar insan eli değmeden doğada kendi başına ışık çıkartıyor. Dolayısıyla biz bunlara doğal ışık kaynağı diyoruz. Ama doğada tek başına üretilen bir mum ağacı gördün mü mesela? Bir ağaç var, mum çıkartıyor. Ve oradan da bir ışık çıkıyor. Hayır tabii ki. Mumda insan eli vardır. İnsan eli olduğundan dolayı da bu yapay ışık kaynağı arasına geçer. Bir yönüyle diğerlerinden farklıdır. Tabii ki doğru cevabım A seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden kaç tanesi karışımdır? Limonata, altın, reçel ve ayranı söylüyor bize. Hemen yapalım. Şimdi limonata yapacaksın. Limonata için limon suyu lazım mı? Lazım. Şeker lazım mı? Lazım. Su lazım mı? Lazım. Hatta buz bile koyabilirsin içerisine. İçerisinde birden fazla madde varsa sevgili öğrencim o karışım olur. Limonata 3 tane en az 3 tane maddeden oluştuğu için bir karışımdır tabii ki. Reçel mesela. Ne yapalım? Çilek reçeli. İçerisinde çilek var mı? Var. Şeker var mı? Var. Hani en azından çilek ve şeker. 2 tane karışım var. Bazıları daha farklı şeyler de katıyorlar tabii ki. O zaman reçel de en az 2 maddeden oluştuğu için buna da bir karışım diyebilirim. Ayran yapıyorsun. Yoğurt attın. Yoğurdun üzerine de su ekledin. İşte sana 2 madde. Yani en az 2 tane madde bulmaya çalışın. Ayranda da var tabii ki. Ama altın dediğin zaman bir madde var içerisinde. Altın sadece altındır. İşlenir o farklı. Bilezik olur, kolye olur, küpe olur vesaire ama tek altındır. Bir tane var. Cıva yok içinde. Bakır yok. Çinko yok, değil mi? Ya da demir yok içerisinde. Sadece bir madde vardır. Dolayısıyla bu karışım olmaz. Bunlardan 3 tanesi karışımdır. Yanıtım C seçeneği. 9 numaralı sorumuz test sorularının 3'er puan olarak hesaplanması gerektiğini söylemiştim. Yukarıda verilenlerden hangileri ve hangisi veya hangisi doğrudur diyor. Ay bir ışık kaynağı değildir ama diyor ki gökyüzünde ışık çıkartıyor. Aydınlatılmış cisimdir sevgili öğrenci. Tıpkı gece üzerimize bir fosforlu bir elbise varsa karşıdan farın gelmesiyle birlikte sanki üzerinde ışık varmış gibi gözüküyor. Onun gibi. Ayda ışık olmaz. Ay dünyanın uydusudur. Gezegende bile ışık olmaz. Ona bakarsın. Dolayısıyla ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Evet. Işık bir enerjidir. Işık da ses de bir enerjidir. Kesinlikle doğru. Mesela hangisi ya da hangileri doğrudur? Bir doğru değil dersek bak bu gidiyor. Aslında ilk maddeyle sonuca ulaşmamız gerekiyor, değil mi? Bakalım. Işık enerjidir doğru. Yıldız doğal bir ışık kaynağıdır. Tabii ki doğrudur. Yol kenarındaki reflektörler ışık kaynağı gibi görünürler. Yani yol kenarında bunu gece fark edebilirsin. Reflektör olabilir ya da üçgen şeklindeki o uyarı levhaları
Işık çarptığı zaman orada bir ışık varmış gibi gözükür. Halbuki içerisindeki fosforun aydınlatılmasıdır o. Işık çarpmadan git ona bak, karanlıkta göremezsin. Ancak bir ışık çarpacak ki sen onu parlakmış gibi görüyorsun. Işığı varmış gibi görüyorsun. Işık kaynağı gibi görünürler diyor. Işık kaynağıdırlar demiyor zaten. Doğru yanıtım 2, 3, 4 ile A seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz. 3 puan değerinde kum ve çakıl karışımı hangi yöntemle birbirinden ayırır? Şimdi sevgili öğrenciler, ikisinin de katı bir madde olduğunu görüyoruz. Eleme ve süzme olarak karşımıza çıkar genelde. Bir katı bir sıvı madde varsa biz bunu süzme yöntemiyle ayırabiliriz. Mesela makarna, haşlanmış makarna sudan süzme yöntemiyle ayırırsın. Ama kum ve çakıl, tabii ki bu katıların büyüklükleri de farklı olacak. Kumunki mesela toz gibi değil mi? Ufacık. Çakılınki ise biraz daha büyük. Sen onu elekten geçirerek kum karşı tarafa geçer. Çakıl da eleğin diğer tarafına geçemeye geçin. Birbirinden ayrılırlar. Biz bunları eleme yöntemiyle çok rahat bir şekilde ayırabiliriz. Yanıt B seçeneği. 11 numaralı sorumuz. Sarımsak ezen nazanın sarımsağa uyguladığı kuvvet cismin neyini etkiler? Ağırlık ve kütle aynı şeylerdir zaten sevgili öğrenciler. Şimdi sen 1 kiloyu aldın, ortadan ikiye böldün. Ne olur? Kilonun ağırlığı, kütlesi değişmez, aynı kalır. Yarımşar kilogram olur mesela o bir tarafta. Rengini de değiştiremezsin. Yani kuvvet uygulayarak renk değişir mi? Beyaz olan sarımsağı bir tane vurdun diye maviye dönüştürebilir misin? Hayır tabii ki. Çocuklar, buradaki soruların hepsini ezberlemene gerek yok. Zaten çoğu senin gündelik hayatında var. O anı yakalayacaksın işte. Annen baban orada sarımsağı ezmiştir. Sen onu görmüşsündür. Ya da bir televizyonda görmüşsündür. Önünde olmuştur. Onu aklına getirerek sorulara cevap vereceksin. Yeter ki soruyu oku. Zaten hepsi gündelik hayatında olan şeyler senin. Şeklini değiştirir. Sarımsağı vurduğun zaman ezilir, değil mi? Un ufak olur mesela. Bunda onun şeklini değiştirdiği anlamına gelir. Yanıt C seçeneği. Tabii ki şeklini, kuvvet buradaki cismin şeklini etkiler. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir? Şimdi yapay doğal ses kaynakları vardı. İşte yapay doğal ışık kaynakları vardı. Yapay doğal çevrede ortamlar vardı sevgili öğrenciler. Bu yapay ve doğal karşımıza ne hangi konuda çıkarsa çıksın, yapayda insan elinin değmesi gerekiyor. Doğada da kendiliğinden oluşması gerekiyor. Hangisi yapay ses kaynağına örnektir? O zaman insan eli değecek. Kitap okuyan çocuğun sesi. Şimdi insan eli değecek deyince oradaki insanın çıkartmış olduğu ses de. Hani hayvanlardan gelen ses nasıl doğal ses kaynağıysa insanlardan gelen ses de doğal ses kaynağıdır. Bunu lütfen unutma. Havlayan köpeğin sesi. Doğada bulunan canlılardan çıkan ses kaynakları doğal ses kaynağıdır. Dereden akan suyun sesi, rüzgar sesi mesela, şelalenin sesi, bunlar hep doğal ses kaynağıdır. Araba kornasının sesi, onun içerisine o ses yüksek çıksın diye insanlar tarafından bir şeyler monte ediliyor. O ses çıksın, karşıdakini uyarsın diye. Bu doğada kendiliğinden bulunmaz. Bunu insan yapar o. Dolayısıyla araba kornasının sesi yapay ses kaynağına örnektir. Yanıt B seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinden daha çok etkilenir? İnek, deniz kaplumbağası, at kuzu. Şimdi herkes burada ışık kirliliğinden etkilenir ama daha çoku istiyor. Tabii kitaplarınızda bu etkinlik olarak da vardı sevgili öğrenciler. Birincisi göçmen kuşlar, ikincisi de deniz kaplumbağaları. Deniz kaplumbağa çıktıkları zaman oradaki açık hava, koyu hava, onları hani herhangi bir ışık yoksa ondan yararlanarak denize ulaşabilirler. Ama o çevrede eğer birden fazla ışık kaynağı varsa ne oluyor biliyor musun? Mesela sahil tarafında ışık kaynağı olduğu için bu deniz kaplumbağaları yumurtadan çıkınca sahile gitmek yerine, yani denize gitmek yerine bu sefer sahile doğru, kıyıya doğru gitmeye başlıyor. Tabii ki o yumurtadan çıkar çıkmaz onun bir süresi vardır. 3 dakika, 5 dakika, 20 dakika içerisinde deniz suyuna kavuşması lazım. Yukarıya doğru çıktığını düşünsene, tam tersi yönünde. Dolayısıyla deniz kaplumbağaları bu ışık kirliliğinden çok etkilenirler. Niye oraya doğru gidiyorlar? Çünkü yapay ışık kaynağı olunca denizin orada olduğunu zannediyorlar sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu da onların hayatlarına mal oluyor. Yanıt B seçeneği. 14 numaralı sorumuz yine test sorusu 3 puan değerindeydi biliyorsun. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organlardan değildir diyor. Ağız, dil, burun ve yutaktan bahsediyor. Yani dil tabii ki.
soluk alıp vermedi. Hani sindirim sistemi olsa tamam. Burundan girdi, değil mi? Burundan sonra yutağa, oradan sonra gırtlağa, soluk borusu, daha sonra işte akciğerlere girdi. Tabii biz deriz ki hani nefes alırken buruntacak, verirken de ağızdan ver. İçerisinden karbondioksit daha hızlı bir şekilde çıksın diye. Ama dil soluk alıp vermede kullandığımız yapı ve organlardan değildir. Yanıt B seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Gündüzleri yıldızları neden göremeyiz? Gündüzleri yıldızların yer değiştirmesinden. Hayır, yıldızlar sabittir sevgili öğrenciler, yerlerinde kalır. Gece ortaya çıktıklarından, güneş ışığının çok aydınlatmasından, yıldızların gündüz ışık yaymamasından. Gündüz de ışık yayar. Yani güneş belli bir süre, bak güneşin bir yıldız olduğunu unutma. Yani güneş 12 saat çalışıyor, 12 saat çalışmıyor mu? Öyle mi zannediyorsun? Hayır tabii ki. Bunu da eleyelim. Gece ortaya çıkmıyorlar. Onlar her zaman oradalar. Sabittirler. Güneş ışığı etrafı çok aydınlattığı için sen onu göremezsin. Ya zaten bir ışığımız var. O zaten bizden milyonlarca kilometre uzaklıktadır. Bizim onu görebilmemiz için etrafın karanlık olması gerekiyor. Güneş ortamı varken nasıl etraf karanlık olacak? Doğru cevabım C seçeneği. Geçtik hemen bir diğer sorumuza. Gözlem evleri. Eski diller rasathane. Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur? Çünkü şehirlerde geceleyin o şehirleri aydınlatmak için ışık kullanırlar. O ışık da ışık kirliliğine sebep olur. O ışık kirliliğinden de kaynaklı geceleri de göremezsin. Şehirden uzak bir yerde, tenha, ışığı olmayan bir yerde gözlem evini kur ki gece gökyüzünü daha iyi seyredesin. Işık kirliliğinden etkilenmemek için olması gerekiyor sevgili öğrenci. Yanıtım A seçeneği. 17 numaralı sorumuz test sorusu 3 puan değerinde. İç organlarımızdan kalp ve akciğeri koruyan iskeletimiz hangi kısımdır diyor. İskeletimizin hangi kısmıdır? İskeletimizin kısımları birincisi sevgili öğrenciler kafatası, omurga, kollar ve bacaklar, kalbin bulunduğu yer göğüs kafesi değil midir? Doğru cevabım D seçeneği. Kalbin senin kolun bacağın tarafında mı? Kafatası neyi koruyor? Beyni koruyor mesela. Omurga vücudun dik durmasını sağlar. C seçeneği de eledim. Kalp ve ciğerimizi koruyan göğüs kafesidir tabii ki. Doğru yanıtım D seçeneği. 18 numaralı sorumuz hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir? Yani ölçülmesi için bir değer ortaya çıkması lazım. Bir sayısal ifadenin ortaya çıkması lazım. Yani ben tadına baktım 70 derece diye bir şey olabilir mi? Ya da bunun şekli 110 santigrattır diyebilir misin? Ya da rengine baktım 45 santimetredir diye bir şey yok. Rengi için açık olmuş, koyu olmuş ya da renk belirtebilirsin. Bunlar nitelik özelliklerindendir. Tadı acıdır, tatlıdır, limonludur, ekşidir vesaire diyebilirsin. Şekli de aynı şekilde. Kare ya da dikdörtgen diyebilirsin. Ama kütle böyle değildir. Maddenin iki tane ölçülebilir özellikleri var. Birisi kütlesi, ağırlığı. Ölçersin dersin ki 5 kilo geldi, 3000 gram geldi, 2,5 ton geldi diyebilirsin. Ya da diğeri de hacimdir. Bunu da dereceli silindirle ölçersin, değil mi? Ölçtün 350 mililitrelik bir hacim geldi diyebilirsin mesela. Kütle ve hacim yok tabii ki burada. Doğru cevap kütle. C seçeneğidir. 19 numaralı sorumuz test sorusu 3 puan değerinde. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri göz sağlığımızı olumsuz etkiler? Çıplak gözle güneşe bakmak zaten bakamazsın ki. Hemen gözün orada kamaşır, rahatsız eder, sulanmaya başlar. Yani bir saniye bile sürmez zannet. Çıplak gözle güneşe bakmak göz sağlığımızı olumsuz etkiler. Seçeneklerde bir olacak. Zaten bütün seçeneklerde var. Tabi bu arada burada bir ve üçün de olduğunu görüyorum. Bakalım doğru cevap oysa ikisini birden işaretleriz. Bütün gün televizyon izlemek de yine göz sağlığımızı olumsuz etkiler sevgili öğrenciler. Bir iki olacak. Loş ışıkta kitap okumak. Yani loş ışık karanlıktır sevgili öğrencilerim. Gerekli ışığın olması gerekiyor. Ne çok karanlık olacak, ne çok aydınlık olacak. Loş ışıkta orada bu sefer kelimeleri seçmek için gözünü ayrı bir yorman gerekiyor. Bunların üçü de göz sağlığımızı olumsuz şekilde etkiler. 1, 2, 3 ile doğru cevap B seçeneğidir.
20 numaralı sorumuz, yandaki gözlük camlarıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Işığı geçirir, saydamdır, ikisi aynı şey. Işığı görüntüyü geçirmesi lazım zaten. Kırılgandır içerisindeki cam, kesinlikle doğru. Çocuklar bu opak olamaz. Opak, ışığı ve görüntüyü karşı tarafa geçirmeyendir. Gözlük olur mu? Bir odun gibi mesela bir gözlük çerçevesini gözüme takarsan yönümü nasıl bulacağım? Önüme nasıl bakacağım? Opak olamaz. Zaten bu ikisi birbirinin tam tersi. Saydam ve opak maddeler birbirinin tam tersi. Birisi ışığı geçirir, birisi ışığı geçirmez. Doğru cevaba C seçeneği dedikten sonra geçtik bir diğer sorumuza. 21 numaralı sorumuz. 3 puan değerinde yukarıdakilerden hangileri maddelerin ortak özelliklerindendir diyor bize. Yani bütün maddeler suyu çeker mi? Suyu çeken maddeler vardır. Suda batan maddeler vardır. Hepsi öyle mi peki? Hepsi sudan batar mı? Tahta batar mı mesela? Ya da hepsi suyu çeker mi? Çelik mesela suyu çeker mi? Yok. Bazı maddeleri kendine göre ortak özelliği. Ama maddenin madde olması için zaten tanımında da var. Kütlesi ve hacminin olması gerekiyor. Ağırlığı olacak ve bir yer kaplayacak. 3 ve 4. Yanıt C seçeneğidir. 22 numaralı sorumuz. Aşağıdaki ölçümde suya bırakılan taşın hacmi kaç mililitredir diyor bize. İlkini ölçmüşsün 500 mililitre çıkmış. İçerisine taşı atınca birlikte suyun seviyesi yükseliyor 750'ye. Şimdi burada taş yokken 500. Taşı atınca 750 oluyor. Aradaki fark nedir? İkisinin arasındaki görüntü farkı nedir? Birinde taş var, birinde taş yok. O zaman farkını alalım değil mi burada? Bir taşla birlikte 750. Taşsız 500. O zaman taşın buradaki ikisinin farkını alarak taşın hacmini hesaplayabiliriz. Çıkartırsam da 250 mililitre olur. Doğru cevabım A seçeneğidir. 23 numaralı sorumuz. İlk telefon 1876 yılında Graham Bell tarafından icat edilmiştir. Değil mi? Alo, alo, alo. Alo. Graham Bell. İcat etmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yazılımımızın bu bölümünde karışımları nasıl ayırırız? 4 puan değerinde ayırma yöntemlerini yazınız diyor. Süzme, buharlaştırma, eleme, mıknatısla ayırma. Şimdi sevgili öğrenciler, içerisinde demir tozu varsa bir kere bizim burada mıknatısla ayırma yapmamız gerekiyor. Talaş dediğin senin hani odunları kesersin ya, oradan bir şey çıkar böyle bir. Nasıl? Odunun da daha küçüğü böyle. Tozu diyelim. Talaş dediğimiz o zaten. Bununla demir tozunu mıknatısla ayırabilirsin. Mıknatısla getirirsin. Demir tozunu çekerken talaş yerinde kalır ve kısa bir süre içerisinde ayırabilirsin. Mercimek ve un karışımı. Mercimek ve un karışımı. İkisi katı maddeyi eleme yöntemiyle ayırırsın. Nasıl eleme yöntemiyle sevgili öğrencim? İki katı maddede bunların da büyüklüklerinin farklı farklı olması gerekiyor. Yani unla kum olmaz mesela. Kum da un da neredeyse ikisi de aynı büyüklüğe sahip. Ama mercimek undan biraz daha büyüktür. Elekten geçirerek unu elekten aşağı düşürürsün. Eleğin üstünde de mercimek kalır. Eleme yöntemiyle bunu ayırabilirsin. Makarna su karışımı. Haşlanmış makarnayı sudan ayıracaksın. Nasıl? Süzdürmen gerekiyor. Bir elek yardımıyla bunu süzdürebilirsin. Katı ve sıvı karışımlarında, şu şekilde katı ve sıvı karışımlarında süzmeyi kullanabilirsin. Tuz su karışımı. Burada da bir çözelti ile oluşan karışım varsa, çözeltilerde tuz su karışımı, şeker tuz karışımı, burada da buharlaştırmayı tercih etmen gerekiyor. Tuz ve suyu buharlaştıracaksın. Bunun deneyini de yapabilirsin. Tuzlu suyu al, iyice tuz koy ama içerisine. Karıştır, karıştır, karıştır. Daha sonra bunu ocağa koy ve onu kaynatmaya başla. Kaynar, kaynar, kaynar. En son su biter. Su tükenir. Su tükendikten sonra elinde ne kalır? Onun tuzunun dibinde kaldığını görebilirsin. Tuz su karışımı gibi, şeker su karışımı gibi çözeltileri buharlaştırma yöntemiyle ayırabilirsin.